كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ey oğul, borçlanmaktan uzak dur. Çünkü borç seni gündüz zillete sürükler, gece de üzüntüye boğar. Borçlanmaktan uzak dur ne demek kardeşim? Yani şimdi şu demek değil. Sıkışıksın. Para alman lazım. Başka bir yere ödemen var. Ödemen lazım. Borcunu alacaksın. O anlamda bak. Borçlanmaktan uzak dur. Benim öyle tanıdığım adamlar var. Ya her gün borç istiyor ya. Her gün borç istiyor. Ya mübarek, bir değil, iki değil, üç değil. He. Bana gelen var mı bunlara kadar? Var. He, ödüyor mu? Geri ödüyor. Ama artık yani şey olmuş. Sanki adam böyle borç almak şeymiş bir, yani alışkanlık haline gelmiş. He, bazı insanlarda ne var mesela? Borç alıyor, ödemiyor. Var, bizde de var. Allah selamet versin. He, var. Vermiyor adam borcunu. Ya ona demiyorum ben mübarek. Şimdi adam orada. Adam ödemiyor kardeşim. Ben bunu yaşadım ya. Yaşadım ben bunu. Ya dedim bak mübarek. Şu bizim bir 50 ateşle hafta sonu dedim markete çekeceğiz. Cepte para kalmadı mı? Mübarek ver şu parayı da. Hani gerçekten hani ihtiyacım olmasa istemem. Hani ihtiyacın yoksa da, adam ödeyemiyorsa da ona bak. Ne dedik sohbetin başında? Biraz müsamaha göster. O kadar da değil kardeşim. Eğer paran varsa, ay sonunu getirebiliyorsan adama müsamaha göstereceksin. Ver lan paramı, işte sana da para verdik, geri ver. Hayır kardeşim. Baktın cepte para kalmadı. E adamın sana borcu var. Ya mübarek hani müsaitsen şu bizim parayı 50'yi bir ateşlesene mübarek. Evde para kalmadı. Hanım bizi doğrayacak akşam. Yani bir şekilde hani böyle şakayla karışık. Ortasını bularak. Adam bir de inada bindirip vermiyorum diyor mu? Diyor. Var bu memlekette ya. Bak bu memlekette var kardeşim. Bak bizim cemaatten bir tane hacı abi. Kiracısına kira isteme gidiyor. Kiracısı 10 numara 5 yıldız bir tane 5 vakit namazlı hacı abi vuruyor öldürüyor. Adam kirasını istemeye gelmiş ya. Öldürüyor kardeşim. Adam borç veriyorsun. Borcunu istemeye gidiyorsun. Adam öldürüyor ya. Öldürüyor. 3 lira 5 lira için öldürüyor. Bak İmam-ı Azam zengin bir insandı. Ticaretle uğraşan bir insandı. Zengindi. Bir adama borç vermiş İmam-ı Azam. Borç alma zamanı geldiğinde. Bak burayı iyi dinleyin. İmam-ı Azam adama gidiyor borcunu geri alacak. Zaman gelmiş. Gidiyor. İmam-ı Azam kapıda bekliyor. Adam geliyor bakıyor ki İmam-ı Azam kapının önünde böyle bir sundurma var, gölgelik. Gölgeliğin altında beklemiyor, güneşin altında bekliyor ve dakikalarca bekliyor. Adam diyor ki efendim diyor, niye güneşte bekliyorsunuz, hani niye gölgede beklemiyorsunuz? İmam-ı Azam diyor ki ben diyor senden şimdi borç alacağım. He ben şimdi işte bunun bana borcu var, kalkıp da işte güneşten bekleyeceğim. Tabii ki de burada gölgenin altında bekleyeceğim. Bu sende oluşmasın, bu fikir sende oluşmasın diye güneşte bekliyorum diyor bak. Mertebeye bak kardeşim. Senin hakkına girmiş olmayayım. İşte ben bundan borç aldım. İstediğim gibi gölgede beklerim. Nasılsa bana borcu var. Bak nasılsa bana borcu var. Bu hareketler. Bizde bu numaralar, bu hareketler çok kardeşim. Adama borç veriyor mesela. Her yanından geçen. Baba ne haber? İyi. Normalde selam vermez. Borç almış ya daha fazla samimi oluyor. Normalde o kadar samimi değil. Ama adamdan alacağın var ya. Her yönde selamünaleyküm aleykümselam. Hareket çeker bir de böyle. Hani hatırlatıyor. Ya günü var daha mübarek. Vakti var. Bir Yahudi, bak burayı iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudi'den borç aldı. Sahabeler dururken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye Yahudi'den borç aldı? Var mı bunu bilen? Hayır. Çünkü sahabeler diyecekti ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam al borcunu, yok kalsın ya Resulallah, sıkıntı yok kalsın. Bunu bak inceleye bak kardeşim, alemlerin efendisine ki inceleye bak. Bilerek Yahudi'den alıyor ki niye? Yahudi bir kuruşunu bırakmaz. Ya Yahudi var ya, bir de zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç sevmiyorlar. Niye? Peygamber bizden çıkacaktı, niye bunlardan çıktı diyorlar yani. Bu kafadalar Yahudiler. Hala o kafadalar. Her neyse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi'den borç aldı. Dediler ki Cuma günü gel. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Yahudi gel Cuma günü borcunu vereceğim. Günlerden Çarşamba. O Yahudi geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki borcunu ver. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya tamam da biz seninle Cuma günü anlaştık. Hani cık, niye böyle yapıyorsun?
Hazreti Ömer hemen ne yaptı? Hazreti Ömer ne yapacak baba? Kılıcı çekti baba. Döner bıçağını çekti. Direkt kılıcı kaldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi dur. Yahudi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakasına yapıştı. Paramı ver. Hazreti Ömer tam böyle kafayı kopartacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Ömer ona kızmayacaksın, bana kızacaksın. Bana kızacaksın, çıkar borcunu ver diyeceksin. Bak Allah'ım ya Rabbim ya, mevzuya bakar mısın ya? Ya biz olsak ne yaparız? Ya Ömer kopar kafasını ya, nefes aldırma. Saniye bekleme, kolunu bacağını da kopar deriz, bizim kafa bu. Peki ne oldu sonra biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? O Yahudi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasını bıraktı. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ben dedi seni dedi takip ediyorum. Seni de araştırıyorum ve senin peygamberlik vasıflarına bakıyorum. Sadece güzel ahlak vasfını görmemiştim. Ben dedi bunu sırf seni test etmek için yaptım ve sen dedi aklı sıran test ediyor ve sen dedi benim bu yaptığım testten geçtin ve ben şimdi dedi Müslüman olurum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi ve o Yahudi Müslüman oldu. Ya bak bak meseleye bak kardeşim. Mesele bu. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen kimsin, biz seninle cuma günü anlaştık kardeşim hayırdır deseydi mesele, kaba tabirle söylüyorum. Deseydi ya Ömer vur kafasını şunu deseydi ne olacaktı? Ya ince mesele. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı çıkıyor ortaya. Güzel ahlak. Ama bak borç meselesi, borç. Borcu zamanında alacaksın kardeşim. Zamanla vereceksin. Zamanla da şunu da söyleyeyim size. Bu hadistir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Birisine borç verdiğin zaman, birisinden borç aldığın zaman onu not alacaksın. Benim böyle bir huyum yok. Diyorum ki artık gidiyorsa da gitsin. Allah selamet versin. Kaçırıyoruz ya. Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Not tutmuyorum. Adam da seviniyor orada ya. Diyor tamam diyor kurtardık diyorlar. Allah yarabbim ya. Kardeşlerim meseleler bunlar. Bakın dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kitabımız Kur'an. Biz bu çerçeve üzerine bir hayat yaşarsak zaten birinden borç alma ihtiyacına bile gerek kalmayabilir. Çünkü Allah Celle Celle diyor ki ben o kuluma kefilim diyor. Bak kefilim. Beş vakit namazı hakkı ile kılan kişiye Allah diyor ki ben diyor o kulumun rızkına kefilim, o kulum aç kalmayacak. Bak aç kalmayacak. Beş vakit namaz hakkı ile yalap şalap değil, vakitsiz değil. Taharat almamış, gusülü yarım yamalak. Zaten gusülü yarım yamalak olursa zaten komple abdestli oluyorsun da anla meseleyi. Abdest yarım, namaz yarım, dualar yarım, inna tayna kulfu kel kefser, inna şan, ya inna şan, bak inne şani eke, inna şani eke ne demek biliyor musun? Biz sana kızdık, inne şani eke, bak inne şani eke ayrı, inna şani eke ayrı, adam inna şani eke diyor, bak inna şani eke, Habibim biz sana kızdık demek, inne şani eke muhakkak sana kızanlar, yani sana buğz edenler demek, al sana mesele. İnne şani eke huvel ebter. Ama yok kardeşim ezber. Bak çok basit ya. Bismillahirrahmanirrahim. İnne e'tayna kel kevser fesallil rabbike venher. İnne şani eke huvel ebter. En kısa sure. Ama kardeşim ne zaman sure talim yapsak şu en kısa surede bile tökezleyen adamlar var kardeşim. Ne yapacağız ya? Bir daha söylüyorum kardeşim. Kimseye muhtaç olmamak istiyorsan Allah Celle Celaluhu razı edeceksin ki Allah Celle Celaluhu senin önüne öyle bir hayat serecek ki kardeşim. Basit bir örnek verelim. Örnek basit değil. Anlamanız için kısadan geçiyorum mevzu uzun. Sahabiler denizde suyun üstüne yürüdüler. Ayaklarının altı dahi ıslanmadı. Onlara o imkanı veren Allah bizim Allah'ımız. Aynı Allah Celle Celaluhu. Onlar imanlarıyla suyun üstüne yürüdü. Ve gemiyle 24 saatte gidilen yeri develerle 12 saatte gittiler kardeşim. Nasıl oluyor bir iş? Oluyor. Şura. Bura kardeşim bak burası. Ben Allah'ıma güveniyorum. Ben Rabbime güveniyorum. Sen Allah Celle'ye güvenmezsen zaten kardeşim hava gazı alacaksın ya. Ya biz diyoruz ki mesela bak şu kelimeyi de Allah Celle'ye aklıma getirdi. Hani mesela diyor ya mesela şu böyle ucunda duruyor böyle. Hani sallantıda ne derler buna? Çok ağır bir tavır. İşte öyle Allah'a emanet duruyor. Bak Allah'a emanet duruyor ne demek biliyor musun? Yani her düştü her düştü gitti öldü ölecek yani. Hani Allah'a emanet sanki bir şey Allah'a emanet olunca hani öldü öldü bitti ya da işte kırıldı kırılmak üzere parçalanmak üzere. Bu anlamda söyleniyor.
Nasılsın işte? Allah'a emanet gidiyoruz ya. Ya bu nasıl bir kelime ya? Bak bir Müslüman, bir Müslümana Allah'a emanet ol derse diyor, kaynaklarda geçer, o Müslüman, o Müslümanı görmeden ölmez diyor büyükler. Allah'a emanet ne demek biliyor musun? Sen Rabbime emanet ediyorsun. Allah Celle Celle emanete haşa hıyanet eder mi? Etmez. Ya. Bak ben bunu çok söylüyorum mesela. Her gittiğimde unutmamaya çalışıyorum mesela. Özellikle büyüklerime. Allah'a emanet ol diyorum. Ben bunu ağzıma sakız yaptım. He olur bir gün belki diyemezsen oradan anlarsın. Çünkü Allah nasip etmez. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Diyoruz ki mesela şöyle bir dua var. Dua yaparsan kabul olur. Yapıyorum kabul olmuyor. Demek ki kardeşim nasibin yok. Nasibin yok. Bu da var şimdi bak. Bu da bir ince mesele. Nasip meselesi. E ne olacak? Mahşer günü amel defterini açtığın zaman bakacaksın ki ya Rabbi bu sevaplar ne? Benim böyle amelim yok. Subhanallah. Aman ya Rabbi. Bonus. Allah Celle Celle diyecek ki dünyada hani dua ettin ya. Ben o duayı kabul etmedim ya. Duanın karşılığı al sana sevap. Ne diyecek okul? Keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı da sevaplara dönseydi. Çünkü mahşerde bir sevaba muhtaç olacaksın. Annene gideceksin yok diyecek. Babana gideceksin yok diyecek. Karına gideceksin yok diyecek. Çocuğuna gideceksin yok diyecek. Hepsi diyecek ki biz senden beteriz diyecekler ya. O büyük günde bir sevaba muhtaçken kardeşim eğer bu ahvale gelmemek istiyorsan kardeşim bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşayacaksın ki öbür tarafta bu sevaplar için böyle perişanlık çekmeyeceksin.